Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte mükemmel bir şekilde yazılarımızdan yüz aldıran takdiri harika e bir şekilde hem öğreneceğiz. Yazımlar. Ne zor sene hocam Hiç ya. Geçen içeren Tonguç'um LGS demek zaten yazıl demek. Yazıl demek zaten LGS demek. Yani Milletim Bakanlığı'nın verdiği kazanımlar bu sene zaten kazanımları, senaryoları Milletim Bakanlığı tek tek paylaşıyor. Dolayısıyla aynı LGS'de örnek sorular paylaşıldığı gibi yazılarda da paylaşıldığı için sen bunlardan güzel güzel çalışacaksın. Birazdan vereceğim takdirle de süper bir başarı ulaşacaksın. Kop nedir hemen söyleyeyim. KOP yani konuları listeliyoruz, ortamımızı düzenliyoruz, planımızı uygulayıp en mükemmel başarılara ulaşıyoruz. Birincisi ve en önemlisi zaten Milletin Bakanlığı bizlere öğrenme çıktıları yani kazanımlarla ve örnek senaryolarla konuları listelememiz için çok büyük bir avantaj sağladı. Bizler hem sizlere anlatacağımız yazılı kampı videolarında hem kitaplarımızda hem de çözeceğimiz sorularda hep bu kazanımlara bu sorulara göreceğiz. Dolayısıyla konular esasla belli hiç endişelenmene gerek yok. İkincisi en önemlisi mutlaka mutlaka ...ortamımızı düzenlememiz gerekiyor... ...düzenlemek çok çok önemli... ...yani burada bahsettiğim... ...yatak veya da masa ya da sandalye de sıra değil... ...en çok vaktimizi geçirdiğimiz yer olan telefon... ...telefonda gerçekten... Bu ...LGS bu sene, senesi oyunlar yalan oluyor... ...tabii ya. ki oyunlar yalan olacak... ...Toluncuğum LGS senesi ne oyunu... ...tabii ki biraz bazen dinlenmek için bazı oyunlara girebilirsin ama... ...en azından yazılı haftasında onları birazcık bir sil... ...kenardan çıkar artık... ...niye... Çünkü bazen ya diyorsun yazılıya çalışın biraz dinleneyim birazcık Fortnite kasayım birazcık işte Brawl Stars kasayım Roblox kasayım diyorsun. Bir bakıyorsun hayda iki saat geçmiş fen yazılısı yalan olmuş. Dolayısıyla yazılı haftasında sınav günlerin bellidir zaten. Sen onlar bitinceye kadar hatta bence LGS'ye kadar telefonda gereksiz oyunları gereksiz uygulamaları silmeni tavsiye ediyorum. Tonguç Eylan'ın benim. Üçüncü sınavın önemlisi planımızı uygulamak. Diyelim ki Perşembe günü fen yazılım var. Perşembe günü fen yazılım varsa hangi gün çalışırsın? Çarşamba çalışırım hocam. Çarşamba çalışırsan yani son gün bırakırsan işte sıkıntı yaşarsın. Dolayısıyla belli bir planla önceden başlayarak dikkatli bir şekilde çalışmamız gerekiyor. Bir işe başlamak bitirmenin yarısı. Güzel yarısıdır. bir cümle söyledin. Başlamak bitirmenin yarısı bir plana başlamak bitirmenin yarısı. Ama sen perşembe günkü sınava az önce söylediği gibi çarşamba çalışırsan... Son anda yetiştiremeyebilirsin. O yüzden mutlaka yazılı kampı videolarımızı ve birazdan vereceğim takdirleri dikkatli bir şekilde uygulamalısın. <laughs> Şimdi konuları listelemekle başlıyoruz. Birincisi okulda hocalarımızın vurguladıkları Milletin Bakanlığı'nın paylaştığı kazanımlar ve bizim yazılı notlarımız hep aynı şeyden bahsediyor. Yani hepsi milletin belirlediği öğrenme çıktıları ve senaryolara göre hareket ediyor. Hocalar arkadaşlar buraya dikkat edin. Mesela diyor ki hoca arkadaşlar iklim ve hava olayları arasındaki fark çok önemli diyor. Niye? Çünkü kazanımlarda var. Senaryoda geldik. Bizler de zaten yazı notlarımızda iklim ve hava olayları arasındaki farka dikkat edin diyoruz. Burası sınavda gelir diyoruz ve bunu anlatıyoruz. Ve yine aynı şekilde videoda da iklim ve hava olayları arasındaki farkın ne olduğunu sizlere gösterirken buna göre ilerliyoruz. Dolayısıyla esasında konular kazanımlar belli. Seni yapman gereken dikkatli bir şekilde hocanın vurguladığı yerlere dikkat etmek ve yazın notlarından güzel bir şekilde buraları üzerine çizerek çalışmak. İkincisi en önemlisi ortamı düzenlemek. Nedir ortamı düzenlemek? Çalışma masası önemli. Dağınık bir masada çalıştığın zaman hatta şöyle göstereyim. Masanın üzerine ki telefonum var, kalemlerim var, işte yazı notlarım var, bunlar var, şunlar var, onlar var. İşte ne bileyim bilgisayarın faresi var, şu var. Bu kadar karışık bir yerde ders çalışamazsın. Bunların bazılarını kaldırman lazım. Birincisi ders çalışırken telefonu masadan kaldıracaksın. İkincisi çalışmak istediğin ...dökümanlar ne Mesela Yazı notlarından ve e, öndeki kağıtlardan çalışacaksın. Kalem bu olduğu zaman beyninde de bilgiler dağınık bir şekilde değil, düzenli bir şekilde durur. Dolayısıyla çalışma ortamını düzenleyeceksin. İkinci ve en önemli ortamın ise esas en çok vakit harcadığın yer nedir? Telefon. Telefonunda da az önce söylediğimiz gibi LGS senesinde gereksiz oyunları, gereksiz Instagram'ları, şudur budur uygulamaları silmelisin. Fiziksel hazırlık da çok önemli çünkü eğer açken dersin başına oturursan aklına yemek olur. Çok fazla yemek yiyerek oturursan yine aklına yemek olur. Fakat burada çok önemli bir şey daha var. LGS senesinde birazcık hep böyle test çözüp oturduğumuz için insan egzersiz bu yapamıyor. Bu sene spor ve okul birlikte olur hocam? Bu sene hem spor hem okula giden bazı arkadaşlarımız olduğunu biliyorum. Yani bazı arkadaşlar hem futbola gidiyor hem LGS hazırlanıyor. Bazı arkadaşlar hem basketbola gidiyor hem LGS hazırlanıyor. Bu sonlara doğru biraz zor olacak. Sonlara doğru eğer LGS ile beraber gitmeleri gerekirse ya LGS'yi ya da sporu tercih edecekler. O yüzden bunun uyarısını verelim. Fakat şu anda motivasyonlarını artırıyorsa, daha çok ders çalışmalarını sağlıyorsa, fiziksel olarak zihinlerini daha iyi çalışmasını sağlıyorsa hem spor yapabilirler hem de LGS hazırlanabilirler. Yazılarla alakalı da yazıldan önce çalışacağımız zaman ortamımızı hazırladığımızda kesinlikle ve kesinlikle yorgun olmamamız gerekiyor aç olmamamız gerekiyor ve düzenli bir masada ders oturmamız gerekiyor. Geldik en önemli kısma planı uygulamaya. Burada esasında bizler Tonguç Akademi olarak sizlere mükemmel bir plan hazırladık. Sizler zaten okul hocalarınızı dinliyorsunuz, LGS çalışıyorsunuz ama bizler dedik ki öğrencilerimiz gün gün hangi yazılı videoların yayınlanacağını bilsinler. Matematik, Türkçe, Fen, Din, İngilizce her bir videonun günü belirledik. Bunların her birinde sizler için mükemmel yazılı senaryolarına uygun sorular hazırladık. Bu soruların her birini dikkatli bir şekilde sizler için çözdük. Ve bu soruları çözerken sizlere konu altınları da hazırladık. Ve bunu konu altınları yaparken sizler de yanınıza mutlaka yazı notlarınızı bulundurun. Çünkü buralara paralel bir şekilde gidiyoruz. Yani bakın arkadaşlar bu budur diyoruz. Size buradan altını çizerek üzerinden geçip iyice pekiştirebilirsiniz. Ve bunlar küçük olduğu için yanınıza rahat rahat şu yanınıza gezdirebilirsiniz. Ve üçüncüsü süren en önemlisi yazılı denemeleri. Bütün bunları izleyip öğrendikten sonra mutlaka ve mutlaka arkadaşlar buradaki soruları da çözün. Buradaki soruları çözerken hata yapabilirsiniz. Bu durumda karakutu okutarak soruların çözümünü izleyin ya da cevap anahtarından direkt yazın. Direkt sorunun cevabını yazsanız bile aklınıza çok iyi yerleşmesini sağlayacaktır ve yazılardan çok iyi not almanızı sağlayacaktır. Yazılı sırasında da Zor olacak mı? Sınıfta kalma geldi. Bu hoca kazı soruyor diyen tipler olabilir. Çok güzel bir şey. Hepinizin kasması, hepinizin çalışması çok iyi bir şey. Çünkü zaten yazılıya çalıştığınızda LGS'ye çalışmış oluyorsunuz. LGS'ye çalıştığınızda da yazılara çalışmış oluyorsunuz ve bu sayede inşallah sınavlarınızdan en güzel notları alacaksınız. İnşallah yüz alırım hocam. İnşallah yüz alacaksınız. Hiç endişelenmene gerek yok. Yazılı sonrasında da mutlaka mutlaka Hocam bu soruyu daha iyi nasıl çözeriz? Çünkü LGS'de gelebiliyor ya bu konu. Hem de hocaya da kanaat tut kazanmış olursun. Hocam işte biz fen yazılsa şöyle bir soru vardı ama bu nasıl olacaktı falan diye sorabilirsin. Yazılı bitti geçmişe kaldı deme sakın. Çünkü o soru yazılı sorusu benzeri sana LGS'de tekrar gelecek Haziran ayında. O yüzden üzerinden geçmen senin için çok faydalı olur. Hepinize yazılarınıza şimdiden başarılar diliyoruz. Ödülü soru yorumlarınızı yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım. <laughs>